Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bireysel emeklilik hesabınıza aylık ya da 3 aylık olan ödemeleri erken nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle anlatalım. Normalde aylık diyelim 500-500 ödüyorsunuz ya da 3 aylık 1500-1500 ödüyorsunuz. Bunları gerektiğinde erken ödeyebilir misiniz? Bunu anlatacağım. Niye erken ödeyebiliriz ya da ne faydası olabilir? Bazen arkadaşlar elimize para geçip yani şu an aslında ödemelerimi arttırabileceğim dediğimiz zamanlar olur. Öyle düşünün. O zaman erken ödemek isteyebilirsiniz. Çünkü belki de 2 ay 3 ay sonra elinizde daha az para olacak ve ödeyemeyeceksiniz. O yüzden erken ödemenin bir karı var. Ayrıca şöyle düşünün. Altın mesela şu an düşük, yaza doğru artacak diyelim diyorsunuz. O zaman erken ödeyip hazır elimde para varken altını erkenden düşükken alayım diye bir fırsata çevirebilirsiniz. Anadolu Hayat Emeklilik'te bunun nasıl yapılacağı konusunda size bilgi vereceğim. Şöyle diyelim, İş Bankası hesabım var benim. İş Bankası hesabımdan gireceğim ve Anadolu Hayat Emekliliğe bağlanacağım ve ödeme planlarımı göreceğim arkadaşlar. Ödeme planlarından istersen benimkisi 3 aylık. Bir tanesini seçip ödeme yapabileceğim. Mesela diyelim ki 12. ayın birinde varmış. İşte 2023'te bir ödem var. İstersen bunları ödeyebilirim. Şu an altın fonunun düşük olduğunu düşündüğüm için diyelim ki ödeme yapabileceğim. Ya da ek ödeme yapmak istediğiniz tutarı girerek, yani ekstradan ben daha önce yatırmışım 10 milyar girmek istiyorum. Mesela diyelim onu seçebiliriz. Buradan da hesabımızı seçip hangi hesabımız varsa ondan para çeksin diye diyebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bunu bir menülerden göstereyim. Geliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Döviz, kartlarım, ödemeler. Ödemelere girelim. Ödemeler değil, aşağıda bireysel emeklilik var arkadaşlar. Bireysel emekliliği tıklıyoruz. Bireysel emeklilikten hesabım da diyebilirsiniz. Katkı payı ödeme, katkı payı ödeme iptali, katkı payı artırma, maksimum puanınızı da aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada katkı payı ödemeyi tıklayacağım. Katkı payı ödemeyi tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Onları ben bir gireyim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir dakika izin verirseniz. Adımızı, soyadımızı tam olarak girdiğimizde girebilmemizi sağlayacak arkadaşlar. Çoğu zaman hata verdiği oluyor arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Onun için hafta içi yapmanızı da tavsiye ederim. Bekliyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik Sistemi ile bağlantı kuruluyor. Benim bilgilerim geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte daha önceden ben erken ödeme yapmıştım. O yüzden şu an ödemeleri yapmıyorum. Altının artacağını düşünmüştüm ve 2 ay ödeme yapmıştım arkadaşlar. 6. ay ve 9. ayları yapmıştım. Şu an 12. ay duruyor. İstersen bu 12. ayı tıklayıp ödeme yap deyip ya da ekstra bir şey ödemek istiyorsan 300-500 işte ödemek istiyorsan buradan seçim yapabiliyoruz. Şöyle yapalım. Bir tane ayı ödeyelim. 1000 lira çok fazla. Bunları yapmayayım. Şu an durumum çok müsait değil onun için. 300 TL ek ödeme yapayım. Ama sizin yerinizde olsam mesela altının artacağını hissediyorsanız bunları da erkenden ödeyebilirsiniz. Böylelikle altın fonunda olduğunuz için zaten ya da başka fondaysanız o fonlardan erken almış olacaksınız. Hesabımdan bir tanesini seçeyim. 2000 liralık bir hesabım var. Ek katkı payı ödemek istiyorum dedim. 300 liralık ödeme yapıyorum arkadaşlar. Bir mesaj geliyor. İşleminiz Anadolu Hayat Emeklilik AŞ sistemine gönderilmiştir. Devam deyince de size bir mail gönderecek buna gittiğine dair. 1-2 gün içinde hesabınızda olur arkadaşlar. Ödenecek tutar burada gözüküyor. Bilgilerimiz de burada. Onayla dersem arkadaşlar ödemeyi yapıyor. Böylelikle onayladığıma dair bir e-posta bana gönderebiliyorlar arkadaşlar. İsterseniz kendinize atabilirsiniz. Kendi e-postanızı atabilirsiniz. Ve gönderilmiş oldu arkadaşlar. Böylelikle ben besimi ödemiş ve
erken ödemiş ve altın fonu şu an düşükken mesela almış olabildim arkadaşlar. Bunu şimdilik çıkış yapıp şeye geçelim arkadaşlar. Anadolu Hayat Emekliliğin sistemine geçelim. Bir giriş yapacağım arkadaşlar. Hemen ilk başta gözükmeyecek arkadaşlar. O da aklınızda olsun. Şöyle girişimi yapayım. Giriş yaptıktan sonra bana bir mod gelecek. Hemen bakalım arkadaşlar. Mobil onay kodunu girdim arkadaşlar. Şu an baktığımda bunu göremem arkadaşlar ama ileride göreceğim. Burada hangi şeyler değişecek onu göstereyim. Hemen tıklayayım arkadaşlar. Bireysel emeklilik hesabımı tıklıyorum aşağıda. Ben nereye ödeme yaptım arkadaşlar? Buraya yaptım. 45.300 herhalde şu an gönderdi mi bilmiyorum. 45.300 yazıyor ama henüz göndermemiş olması lazım. Şu 45.300 yani ek katkı payı ödedim. Buna karşılık da 2 ay sonra devlet katkısı getirisini de alacağım arkadaşlar. Böyle aklınızda olsun. Böylece şu an altın fonu düşükken ya altın fonuna işte Britas fonundan biraz garanti emeklilik altın fonundan birazcık almış oldum. İnşallah demek istediğimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.